Rudra Pratap Ranavat. Bu çocuk bir BSD subayı değil mi? Evet. Ben bu düğünün düzmece olduğuna inanıyorum. Ama Rudra kızı neden evlenmeye zorluyor bunu bilmiyorum. Neyse, unutalım. Uzun lafın kısasına gelirsek, eğer bana yardım ederseniz karşılığında benim de size büyük yardımım dokunabilir. Kızı istiyorsanız onu size veririm. Karşılığında ne istiyorsunuz? Yeğenimi. Ölüsünü. Ama o sizin öz yeğeniniz. Neden onu öldürtmek istiyorsunuz? Çünkü ondan nefret ediyorum. Gerçi ona düşmanlığım da yok. Hatta sonuçta aynı ailedeniz. Öldüğünde nasıl avaz avaz ağlayacağım siz de göreceksiniz. Ondan kurtulmama yardım etmelisiniz. Anlaştık mı? Siz çok katı kalpli birisiniz. Öyleyim. Bazen taşları yerinden oynatmaktan başka çare yoktur. Anlaştığımızı düşünebilir miyim? Tamamdır. Kızı ne zaman teslim edeceksiniz? Siz benim sorunumu çözdüğünüz zaman. O zaman kız elinizde, içiniz rahat olsun. Ama ondan önce bir şey yapamam. Bayan Mohini, bir soru. Kiminle konuştuğunuzun farkında mısınız? Evet. Benim yardımıma ihtiyacı olan çaresiz bir adamla. Yanlış fikirlere kapılmanızı pek tavsiye etmem. Parvati'yi bulmak için öyle kimsenin yardımına ihtiyacım yok benim. Kusura bakmayın efendim ama yardımıma ihtiyacınız var. O kızı çok uzun bir zamandır arıyorsunuz. Ama bir türlü bulamadınız, öyle değil mi? Bunun tek bir nedeni var. Şu anda Rudra Pratap Ranavat onu himayesine aldı. Önünde bir kalkan gibi duruyor. O kalkanı aşmak da kolay değildir, bilirsiniz. İşte bu yüzden size diyorum ki önce Rudra'dan kurtulmak lazım. Bu gerçekten çok önemli. O ortadan kalktıktan sonra kız sizin. Pekala. Daha sonra yine haberleşelim. Hoşça kalın. Güle güle. Bay Takur, bu arada unutmayın, 2 gününüz var. Ona daha evlenmeden bunca kol kanat geren bir adam evlendikten sonra neler yapar siz düşünün. Ah, hoşça kalın. Kimdi o? Kiminle konuşuyordun öyle? Sen onun kim olduğunu boş ver Sultan. Otur şöyle. Sultanım. Hayatımda ilk kez sana karşı sesimi yükselttim. Kendimi nasıl affettireceğimi bilemiyorum. Takur. Buna hiç gerek yok. Benden özür dilemeye mecbur değilsin. Sana olan aşkım öyle büyük ve derin ki bu yüzden senden özür dilemeye mecburum. Aşkın bu kadar büyükse o zaman şunu hiç unutma. Ne olursa olsun
hiçbir şekilde özür dilemek zorunda değilsin. Teşekkür ederim sultanım. Şimdi izninle gitmem gerekiyor. Bitirmem gereken işlerim var. Halletmem lazım. Vakit kalmadı. Müsaadenle. Yeğenimin ölüsünü. Bu yüzden önce Rudra'dan kurtulmamız çok önemli. Size ancak o zaman kızı teslim edebilirim. Ne olursa olsun, hiçbir şekilde özür dilemek zorunda değilsin. Unutma sultanım, ne olursa olsun dedim. Doğru duydun değil mi? Öyle dedin. Evet. Alan, istersin. Ver bakalım. Kardeşim, hı? Sence de bu sabah sessiz değil mi? Herhalde Maitri sayesindedir. Samantra onunla evli olduğu için çok şanslı. Ondan daha iyisini bulamazdı. Biliyor musun? Dün işleri bitirmek için geç saate kadar çalıştı. Sabahta kahvaltıyı hazırlamak için yine erkenden kalkmış. Abi, istersen söyleyeyim sana bir omlet yapsın. Aa, omlet çok güzel olur. Patatesli omlet ha? Tamam. Telefonumu gören oldu mu? Al işte, sessizlik bir anda bozuldu. Ama abi... Telefonumu gördünüz mü? Gördüm. Yeşil miydi? Evet. Tamam, dün elinde görmüştüm. Sorsana, ne yapıyordum diye. Ben en son odada yastığın üstünde görmüştüm. Telefonla saklambaç oynayacak halim yok. Eğer odamda değilse evin altının üstüne getireceğim, şimdiden söyleyeyim. Seninkini ver bana. Çalıyor işte. Alo. Alo, kimsiniz? Neden söyleyeyim? Uyuyorum, rahatsız etmeyin lütfen. Sümer. Sensin değil mi? Anne. Anne. Benim telefonumun sende işi ne? Neredesin sen? Ben. Senin aklın başına gelinceye kadar ben çoktan yanına gelmiş olurum. Sen adam olmazsın. Yiğidi öldür ama hakkını da ver. Bir konu tartışma götürmez. Senin karın gittiği her yerde mutlaka bir olay çıkarıyor. Çünkü çıkarmazsa Allah günah yazacak sanıyor. Ortamı karıştırmak da üstüne yok. Değil mi?